Merhaba. Bilim insanları ve psikologlar genleri ve çevre etkileşimini daha çok araştırdıkça davranışlarımızı etkileyen genler hakkında daha çok bilgi sahibi oluyorlar. Bu da moleküler genetik dediğimiz tamamen yeni bir bilim alanının doğmasına yol açan etkenlerden biri. Moleküler genetik genlerin moleküler yapısını ve özelliklerini inceler. Yani DNA'nın parçalarına bakar. 1950'lerde James Watson ve Francis Crick DNA'nın yapısını keşfetti ve bu da birçok inanılmaz keşiflere yol açtı. Francis Crick'in yaptığı bir keşifte moleküler genetiğin merkezi dogması dediğimiz şeye kapı açtı. Merkezi dogmaya göre gen denilen DNA parçaları RNA'yı yani ribonükleik asidi kodlar. RNA'nın birimlerine ise kodon denir ve bu kodonlar 20 amino asitten her birini kodlar. İşte bir amino asit. Bu noktada biraz biyolojiye giriyoruz aslında ama kodlanan bu amino asitler en sonunda protein oluşturacaklar. Vücudumuzda aktif olan proteinler de aslında bu üretilen proteinler. Mesela vücudumuzdaki tepkileri hızlandıran enzim proteinleri bir düşünün veya bir maddenin hücrenin içi ve dışındaki farklı zarlardan geçiş yapıp yapmayacağına karar veren proteinler. Kısacası vücudumuzda çok farklı tür protein var ama esas anlatmak istediğim proteinlerin davranışlarımız ve genlerimiz arasında ara bir nokta oluşturduğu. Davranış kelimesini kullanıyorum çünkü psikolojide vücudumuzun işleyişi ve çevreye verdiğimiz tepkilerden bahsederken bu terim gerçekten çok kapsayıcı. Yani moleküler genetikteki merkezi dogma, DNA'nın tüm bu proteinlerin davranışlarımızı biçimlendirmedeki rolüne büyük vurgu yapıyor. Fakat özellikle moleküler alanda yapılan araştırmalar, DNA dizisinin işlevi belirlemedeki önemi konusunda tekrar düşünmemizi gerektiriyor. Örneğin, hormon olan steroidleri düşünün. Bunu çevresel bir faktör olarak görebilirsiniz. Mesela steroid testosteronu. Steroidlerin tepki oluşmasını tetiklemek için vücudumuzun farklı yerlerinde dolaştıklarını biliyoruz. Fakat bu tepkiler aslında genlerin protein üretmek için aktive edilmesi. Daha çevresel bir örnek düşünelim şimdi. Mesela vücut dışı uyarıcı olan feromonlar. Feromonlar beynimizi uyararak vücudumuzun içinde tepki oluşmasını sağlıyor. Yani yaptıkları şey aynı. Fakat bu tepki yine genleri vücudumuzda işlev görecek protein üretmesini sağlamak üzere aktive etmek. Her iki durumda da merkezi dogma tersine dönmüş durumda. Çünkü proteinin davranışlarımızı belirlemesi konusunda DNA'ya çok fazla belirleyici bir rol vermiştik. Şimdi ise bu belirleyici rolü biraz tersine çeviriyoruz. Tüm bunlar bizi gen düzenlemesi fikrine yakınlaştırıyor. Gen regülasyonu yani düzenlenmesi çevre, davranış ve kalıtımı tartışırken bizim için çok önemli bir unsur olacak. Aslında gen ifadesi dünyasında modülasyon çok ayrı bir yer kaplıyor. Modülasyon diyorum çünkü gen ifadesi çevresel faktörler tarafından modüle ediliyor. Modüle eden faktörlerle ilgili en iyi açıklamalardan biri de insan genomunun haritasının çıkarılması oldu. Son 20 yılda bilim insanları yaklaşık 30 bin gen içeren genomumuzun haritasını çıkarttı. Arka planda 46 kromozomumuz da dahil olmak üzere bu haritanın bir örneğini çizdim. Şu gördükleriniz genlerimiz olabilir. Bilim insanları genomumuzu oluşturan tüm genlerin haritasını çıkarttı. Yakın zamana bakacak olursak, davranışsal özelliklerin kalıtımını azaltmak için ikiz ve evlatlık üzerine yapılan çalışmalardan sıkça yararlanıldı. Artık insan genomunun tamamı haritalandığına göre ortak özelliklere sahip türlere ve bu özellikleri oluşturması muhtemel olan genlere bakabiliriz. Daha sonra bu genleri karşılaştırabiliriz. Yapılan bu çalışmalar gerçekten inanılmaz sonuçlar doğurmuştur. Mesela genlerimizin büyük çoğunluğunun sanırım %95'inin protein kodlaması yapmadığını öğrendik bunun yerine bu proteinlerin nasıl kodlandığını düzenliyorlar. Yani proteini değiştirmektense protein bağlamını ne zaman ve nasıl ifade edildiğini değiştiriyorlar. Yani eğer böyle olursa şöyle olur ifadeler gibi. Eğer şeker tüketimi varsa insülin hormonu kodlanır. Biyoloji bölümünde gen kontrolü ve gen ifadesinin modülasyonla ilgisini anlatan videolar var. O yüzden burada detayına inmeyeceğim. Fakat bu konu özellikle genlerin moleküler yapısındaki farklılıkların davranışlarımızın kalıtımsallığına olan katkısıyla ilgili önemli bir konu. DNA yapısı ve gen dizisiyle ilgili yapılan çalışmalar haricinde bile bu moleküler düzeyde gen ifadesini etkileyen başka unsurlar olduğu keşfedilmeye başlandı. Bununla ilgili epigenetik denilen tamamen yeni bir alan var. Epigenetik DNA dizisi haricindeki değişimler sebebiyle gen ifadesindeki değişimleri inceleyen bir alan. Epigenetiğin etkisiyle ilgili klasik bir örnek metil gruplarının genlere eklendiği metilasyon. Metil gruplarının eklenmesi transkripsiyon unsurlarının genleri tamamlayıp aktive etmesini zorlaştırabilir. Yani genlerin ifade edilememesinin sebebi dizinin zarar görmesi değil, aktivasyonu tıkayan bir faktörün etken olmasıdır. Bu olayı farelerde görürüz. Farelerin annelik yapma biçimlerinin farklı olması, metilasyon sebebiyle yavrulardaki stres tepkisini neredeyse kalıcı olarak değiştirebilir. Yani çevre bu metilasyona sebep olur ve bu gen ifadesini etkiler. Bir bakıma bu epigenetik faktörler davranışımızı belirleme konusunda DNA dizisinden daha etkin bir konumda. Bu fikirler psikolojiye kıyasla biyolojiyle yakından ilgili. Fakat moleküler genetik ve epigenetik davranışlarımızın kalıtsallığını anlamada bir sonraki adım anlamına geliyor.